Cermenlerin ilk olarak Roma İmparatorluğu döneminde devlet kurmalarıyla başlayıp Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dönemiyle 1806 yılına kadar devam eden Almanya tarihi videosuyla karşı karşıyayız. Ülkenin bu dönemde ulaştığı en geniş sınırlar neredeyse bugünkü Avrupa'nın tamamına karşılık gelmekte olup günümüzdeki Almanya, Avusturya, Slovenya, İsviçre, Çekya, Polonya'nın batısı, Hollanda, Doğu Fransa ve Kuzey İtalya'yı da kapsayan bir alanı içermektedir. Almanlar yaşamın ruhsal alandaki özgürlüğü, kamusal alandan, devlet iktidarından ayırabilen benzersiz düşünür, yazar ve şairlere sahip eşsiz yaratıcılıkta derinlikli bir toplum haline gelmiştir. Edebiyattan felsefeye, sanata ve müziğe büyük katkıları olan derinlikli ulus devlet haline gelmiştir. Orta çağdan kalma surlarla çevrili kasabaları, şatoları, barok kiliseleri, gizemli manastırları, soyluların saraylarını çağrıştıran lüks çiftlik evleri, malikaneleriyle farklı bir toplum haline gelmiştir Almanlar. 5. yüzyılda Büyük Roma İmparatorluğu her açıdan çok derin bir kriz içindeyken Germenler Roma topraklarına yerleşmiş alelade bir kavimdi. 486 yılında Germenlerin Frank uygarlığı Galya'da Roma İmparatorluğu'nun son valisini savaşta yendi ve Moravenj hanedanına kurdu. 300 yıl sonra 751'de bu hanedan tahttan uzaklaştırılarak Karolenj hanedanından Pepin Tanrı'nın da kralı seçildi. Orta çağdan günümüz dünya Almanya'sına burada kurulan ilk devlet 843 yılında ve 876'ya dek yaşayan Şarman'ın torunu Alman Ludwig tarafından kurulan Doğu Frank Krallığı adlı devletti. Şarman'ın yarattığı Büyük Frank İmparatorluğu ölümünün ardından varisler tarafından parçalanmıştı. Frank bir monarş tarafından yaklaşık 100 yıl kadar yönetilen bu ülke Almanlara eline Kutsal Roma İmparatorluğu adıyla Almanların eline geçmiştir. Frankya Dükü 1. Konrad Fransonyen Hanedanı'nın döneminde 911-918 arası tahta kalmış olup onun dönemi Almanya'nın gerçek tarihinin başlangıcı olarak kabul görmektedir. Ondan sonra Halevi Saksonya Dükü Henry tahta çıktıktan sonra 3. Henry 1056 yılındaki ölümüne değin Sakson, Otto ve Sal hanedanlarının hüküm sürdüğü Ortaçağ Almanya'sının askeri bir aristokrasi hakimi olarak hüküm sürmüş bir kraldır. Saksonya Dükü Henry 919'da tahta çıktığından torunu 3. Henry'nin 1056'daki ölümüne dek geçen sürede 6 milyonu bulan nüfus ile siyasal feodal örgütleme yoluyla Kutsal Roma İmparatorluğu'na dönüşecek olup Kilise ile devlet arasında görece uyumlu ilişkiler ve sınırlar bu süreçte Almanya'da inşa edilmiştir. Kutsal Roma İmparatorluğu Orta Çağ'da kurulan bir Alman İmparatorluğu olup günümüz Almanya'sına şekil veren imparatorluk budur. 962 yılında Büyük Otto tarafından kurulmuş ve ismi ilk başta Roma İmparatorluğu idi. 1157 yılında Friedrich Barbarossa tarafından kutsal ismi papalık kurumunu kontrol etmek amacıyla devletin resmi ismine eklenmiştir. 962 yılında da bir Cermen sülalesi olan Otto'lar 919-1024 arasında Saksonya, Baviera, Suabia, Turingia, Loren ve Fransonya düklerinin bir çatı altında toplanmasıyla Alman İmparatorluğunu ilan ettiler. Bu krallığın adı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu oldu. 1. Otto 963'te önceki kralın dul karısıyla evlenip kendisini Lombardiya kralı olarak ilan etti. 11. yüzyılda nüfusu 5-6 milyon kadar ve köylüler ağırlıktaydı. 30 yıl süreyle tatsız bir açlık, kıtlık, sefalet dönemi yaşamak zorunda kaldılar. Sadece ruhbanlar okuryazar durumunda ve Latince yazıyordu. 12. yüzyıl ortasına dek 100 yıl boyunca bitip tükenmek bilmeyen siyasal, dinsel mücadeleler hüküm sürdü. Krallar soylular tarafından kontrol edilemedi. 1073'te Sakson ayaklanmaları yaşandı. Daha sonrasında 1077'de büyük ayaklanmalar, iç savaş yaşandı ve Alman tarihine damga vuracak Saksonyalı Wolf ve Hohenschauten hanedanlıkları böyle doğdu. Hohenschauten hanedanı 1138-1254 arası 120'ye yakın ülkede egemen olarak 1190'a dek 40 yıla yakın süre 1. Friedrich tahtta kalabilmeyi başarmış ve ülkedeki siyasal kargaşayla mücadele etmiş bir kraldır. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun en ünlü hükümdarı Friedrich Barbarossa, 1152'de Almanya Kralı, 1155'te de Kutsal Roma İmparatoru ile İtalya Kralı olduktan sonra 1190'daki ölümüne kadar bu unvanlarını başarıyla korumuştur.
Dört kez İtalya'ya sefer düzenleyerek Papa'yı ve kuzeydeki İtalyan şehir devletlerine karşı üstünlüğünü bir şekilde kabul ettirmeyi başarmıştır. Ardından Saksonya prensini yenerek İngiltere'ye kaçmasına neden olmuştur. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü ele geçirip bölgedeki Latin krallığına son vermesi üzerine Avrupalı krallar ve Papa 3. Bir Haçlı Seferi düzenlemeye karar vermiş. 3. Haçlı Seferi'ne liderlik etme görevi Fredrik Barbarossa'ya düşmüş ve büyük bir ordu hazırlayıp Papa'nın da emriyle İngiltere Kralı Richard ve Fransa Kralı 2. Philip'in katkılarıyla 1189 yılında Haçlı Seferleri başlamıştır. Fredrik Barbarossa karadan Bizans üzerinden Anadolu'ya geçerek oradan Suriye'ye ve Kudüs'e ulaşma hedefiyle 18 Mayıs 1190'da Konya Savaşı'nda Türk ordusunu yenerek başkent Konya'ya girmiştir. Şehri 5 gün boyunca elinde tutan Haçlılar 2. Kılıç Arslan'ın barış istemesiyle Kilike'ye doğru yönelmiş. Göksu Nehri'nde boğularak ölmüştür. Ordusuz lidersiz kalınca belli bir süre kargaşa Haçlılar'da hakim olmuş ve ardından Türkler tarafından kuşatılan Alman ordusu gelen devamlı saldırılar sonucunda büyük kayıplar vermiştir. Almanya'da 100 bin kişiyle çıkan Haçlı ordusu sadece 5 bin kişi Akka'ya ulaşabilmiştir. Deniz yolunu tercih eden İngiliz ve Fransız orduları da zar zor Filistin'e ulaşan Alman ordusu Selahaddin Eyyubi için çok kolay lokma olmuş ve böylelikle 3. Haçlı Seferi bu ülkeler için büyük bir hüsranla sonuçlanmıştır. 1254'te 2. Friedrich'in oğlu 4. Konrad'ın ölümüyle Hohenschartun hanedanı sona ermiş ve iktidar boşluğuyla geçen kaotik bir dönem yaşamıştır. Bunun ardından 1273'te Avusturya, Steinmark ve Köln hükümdarı olan Habsburg hanedanlığı iktidarı almış ve bu güçlü konumunu 1918'e dek 650 yıl süreyle tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi korumuştur. Özellikle 1438-1806 yılları arasında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun sona ermesine dek geçen sürede kesintisiz Habsburg hanedanlığı tahta geçerek tarihe damga vurmuştur. İlk Habsburg hükümdarı olan Rudolf 1273-1291 ve oğlu 1. Albert 1298-1308 devletin iktidarını merkezileştirme stratejisi izlemişlerdir. Habsburg arazileri Avrupa'daki diğer hanedanlıklarla gerçekleştirilen planlı evlilikler yoluyla 1479'da elde ettikleri Hollanda, Belçika, İtalya ve Avrupa'nın yarısından fazlasına hükmeden 5. Karl'ın 1519-1556 dönemindeki hanedanlığına kadar mirasçı olarak Burgonya'ya dek uzanan büyük bir imparatorluk yaratmıştır. 1348'de Prag Üniversitesi'nin, 1365'te Viyana Üniversitesi'nin, 1386 Heidelberg, 1409'da Leipzig Üniversitelerinin kurulması önemli gelişmeler teşkil etmiş ve eğitim dili Latince olmuştur bu üniversitelerde. Diğer taraftan 1230-1525 yılları arasında varlık gösteren Töton Şövalyelerinin amacı Doğu Avrupa'yı Hristiyanlaştırmak ve Almanlaştırmaktı. Bu amaçla merkezdeki Marburg Kalesi olan Töton Şövalyeleri ilk önce Berlin civarı, daha sonra geri kalan Prusya topraklarını ele geçirmiştir. Ardından Baltık ülkelerine, Polonyalılara ve özellikle Rusya'ya yakınlar düzenlemişlerdir. 1450 yılında Alman Johannes Gutenberg tarafından icat edilen modern matbaa ile Avrupa'da okumak daha kolay bir hale gelmiş ve bunun önemi Rönesans reform hareketlerinde daha net biçimde ortaya çıkmış ve Avrupa'yı farklılaştırmıştır. Matbaanın yaygın kullanımıyla İtalya'da başlayan Rönesans hareketi Avrupa'ya hızla yayılmış ve antik Yunan Roma eserleri İslam'ın ürettiği bilgiler 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Avrupa'nın yerel dillerine İngilizce'ye çevirmiş ve İncil'in de çoğaltılmasıyla halk Hristiyanlık hakkında doğru bilgilerin asıl kaynağını öğrenmeye başlamış ve burada Protestan hareket ortaya çıkmaya başlamıştır. 1492'de Amerika'nın yeniden keşfedildiği dönemlerde Kutsal Roma İmparatorluğu düzenli toplanan 3 meclisten oluşuyordu. Ve burada 4 baş psikopos, 7 elektör prens, diğer soylu yöneticiler, 46 psikopos, 83 rahip ve seküler yöneticiler, 24 prens, 145 Konrad'dan oluşan 83 adet imparatorluk kenti söz sahibiydi. Farklı bir yapı. 1500 yılında doğan Şarken 16. yüzyılda dünya tarihine yön veren önemli bir aktör olmuş ve 1516'da annesinin babası, aynı zamanda İspanya'nın 1479'daki siyasi birliğini sağlanan Kral 2. Ferdinand'ın ölümüyle
genç yaşında dünyanın en büyük sömürge imparatorluklarının birisinin başına geçmeyi başarmıştır. 1519'da Kutsal Roma İmparatoru olan diğer dedesi Maximilian'ın ölümüyle de tacına taç eklemiş ve böylece 6 yaşında Hollanda Burgundiya Kralı, 16 yaşında İspanya Kralı, 19 yaşında Kutsal Roma İmparatoru olmuştur. 1520'de kardeşi Ferdinand'ı Avusturya'ya geçirmiştir. 1517'li yıllara kadar 4 yıl boyunca yoksul Konrad isyanı ve köylü isyanları patlak vermiş. 1524 sonrası 3 yıl boyunca Almanya'nın güneybatısından kuzeydoğusuna kentliler ve köylüler geniş çaplı ayaklamalar başlatmışlardır. Öyle ki 5. Karl ve prensler 100 bin köylüyü öldürüp binlercesini sakat bırakarak ayaklamalar ancak bu şekilde bastırılabilmiştir. 1524'te 300 köylü silahlanmıştı ve Kral 5. Karl'a diğer prensler de yardım etti. 100 bin köylü öldürülüp bir o kadar da sakat bırakılarak bu büyük köylü ayaklanması ancak böyle bastırılabildi. Daha sonra 1526-1532 yılları arasında Almanya'da açlıkla boğuşan köylüler ayaklanarak zenginlerin, derebeylerin şatolarını, toplumun bütün zenginliğini sömüren kilisenin mülklerini ve manastırlarını yakıp yıktılar ve bu büyük isyan tam 8 yılda ancak bastırılabildi. 1519-1556 arası güçlü kral Şarlken Avrupa'nın yarısından fazlasını hükmediyor. İspanya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin sahibi olarak bu ülkeleri birleştirme hayalleri taşıyordu. Önündeki tek engel olan Fransa defalarca saldırsa da Osmanlılar her seferinde Fransa'yı onun elinden kurtarmışlardı. Bu yıllarda Şarlken'e karşı Osmanlı ve Fransa dışında içeriden yeni bir düşman daha ortaya çıktı. Martin Luther Protestanlık mezhebini kurarak Katolik Kutsal Roma İmparatorluğu ile çeşitli iç ve dış devletlerin de yardımını alarak mücadeleye girişmiş ve sonunda 1555 yılında Protestanlık bir din olarak tanınmıştır. Bundan sonra artık yıkılma süreci de böylelikle başlamıştır. 1517'de inzivaya çekilerek keşiş ve teoloji profesörü olan üniversite hocası Martin Luther 95 tez bildirisini kaleme alarak kilisenin halkı kandırıp sömürerek güçlendiğini savunmuştur. Protestanlığı başlatan etkili vaazlar vermiş filozof Martin Luther 1546'da öldüğünde bütün bu hayallerini başarmış ve 5. Karl kral olarak Protestanlığı 1548'de kabul etmek zorunda kalmıştı. 1558 yılında Şarlken'in ölümüyle İspanya ve Kutsal Roma birbirinden ayrılmış ve Protestanlarla olan savaş sonucu bitik düşen Kutsal Roma'nın Katolik mezhebinin koruma görevi İspanya'ya geçmiştir. Artık merkezi otoritenin dinlenmediği kaotik bir ortam oluşmuştur. 1558'den itibaren Habsburg hanedanlarından Avusturya arşidükleri aynı zamanda Kutsal Roma İmparatoru tacını da giymeye başlamış ve İspanya'da 1516-1700 yılları arasında Portekiz'de 1580-1640 yılları arasında Avusturya'da 1276'dan 1918 yıllarına kadar hüküm süren bir Habsburg hanedanlığı gücü bu şekilde ortaya çıkmıştır. 1620'lere dek 10 yıl boyunca Avrupa'da büyük ekonomik darboğaz ve kıtlık yaşanmış. 1600'lerde siyasi gerilimler yeni köylü ayaklamalarını ve kentlerdeki huzursuzlukları çıkarmıştır. Alman ekonomisi ve toplum bunlardan derin biçimde etkilenmiş. Nüfus 4 milyon azalarak 16 milyona düşmüştür. Öyle ki 1630'da bu ülkeye saldıran dönemin güçlü İsveç ordusu Almanya'yı komple işgal etmeyi başarmıştı. 1618-1648 30 yıl savaşları sonucu Kutsal Roma İmparatorluğu diğer Alman prensliklere karşı etkisini kaybetmiş ve savaş Protestanlarla Katolikler arasında meydana gelmiştir. İspanya, Kutsal Roma, Avusturya kaybedenler tarafındayken Fransa, İsveç, İngiltere, Osmanlı gibi dış güçlerin yardımıyla Prusya, Saksonya gibi Alman prenslikleri kazananlar tarafında olmuştur. 1648'den itibaren Brandenburg, Prusya ve Avusturya Almanya'nın siyasetine de yön veren devletlere dönüşmesiyle farklı bir sürece girmiş ve Almanya'da mutlakiyetçi yönetimler devrinin büyük elektör Friedrich William'ın 1688'e dek 50 yıla yakın ve 2. Friedrich'in 1688-1713 arasında asker kralı 1. Friedrich Wilhelm'in de 1713-1740 ve 1. Friedrich'in 1740-1786 arası tam 46 yıl güçlü ve görkemli yönetimleriyle tarih sahnesinden geçmeleriyle seyredilen bir döneme kendini bırakmıştır. Din savaşları olan 30 yıl savaşları Alman ülkesini harap etmiş ve bu savaş hali Versailles Antlaşması ile 1648'de sona ermiş ve Avrupa'da din barışı böyle olmuştur.
1740'ların ardından Prusya Krallığı ve Habsburg sülalesi Almanya'da iki önemli güç haline gelmiştir. 1806'da bu imparatorluk Napolyon savaşları sonunda yıkılmıştır. Hollanda, İspanyol sömürgeciliğinden kurtularak bağımsızlığını bu süreçte kazanmıştır. Bunun ardından Avrupa düzeni yeniden sağlanması amacıyla Viyana Kongresi toplanmış ve 1814'te batmış Kutsal Roma İmparatorluğu yerine 38 küçük devletçikten oluşan bir Alman konfederasyonu böyle kurulmuştur. Fakat özgürlük, liberal sistemin artırılması, zahmetli işlerin yapılması konusunda anlaşmazlıklar çıkmış ve bu konferansta Almanya yönetimi Avusturya yöneticilerine bırakılmıştır. Prusya 1763'te eğitim, reform ve devlet yapısında ileri reformlar yaparak Fransız devrimi sonrasında yayılmacı bir kimliğe bürünerek iyice güçlenmiştir. 1792'ye gelindiğinde ise Kutsal Roma İmparatorluğunu tamamen işgal etmiştir. Neredeyse 14 yıl boyunca tüm Avrupa'yı işgal eden Napolyon'un orduları ağır kışta Rusya'da bozguna uğrayınca zayıflayan Fransız ordusunu Avusturya Prusya orduları yenmiştir. 1814'lerde Napolyon Waterloo Savaşı'nda İngiltere'yi yenilerek tarih sahnesinden silinecektir. 1792'de güçlü ve çok kalabalık Fransız orduları Almanya topraklarını 22 yıl boyunca 1814'e dek işgal ettiler ve tüm yönetim Fransızlara geçti. Kutsal Roma İmparatorluğu topraklarındaki 350 özgür prenslik, şövalye ve kont bağımsızlıklarını yitirmiş, 112 siyasal birim de ortadan kaldırmıştır. 22 yıl boyunca 1792'den sonra Fransız orduları Almanya'yı gördüğünüz gibi işgal etmiş durumdaydılar. 1789 Fransız İhtilali ile 18. yüzyılda iyice alevlenen Avusturya-Prusya rekabeti son bulmuş ve yönlerini ortak düşmana çevirmişlerdir. Fransa ile olan savaşlar sonucunda Viyana ve Berlin defalarca Napolyon tarafından ele geçirilmiş ve 1806'da Kutsal Roma İmparatorluğu Napolyon tarafından tarihten silinmiştir. Napolyon 1812 Rusya seferinden büyük zararla çıkması Fransa'yı zora sokmuş ve doğrudan Rusya, Prusya ve Avusturya güneyden, İspanya kuzeyden, Hollanda, İngiltere'nin saldırıları sonucu Fransa büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. 1815'e geldiğimizde Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkması ve Viyana Kongresi 1648'deki kurulan 200 yıllık Versailles Barışı'nın yerini alarak günümüz dünyasının inşasını başlatmıştır. Avusturya, Prusya, Rusya koalisyonu güç toplayarak Fransa'yı Napolyon'u 1813'te Leipzig'te yendikten sonra Fransa eski topraklarına geri çekildi ve birçok Alman prensinin yıkılmasıyla Prusya daha etkin konuma geldi. 1815'ten itibaren Prusya ve Avusturya Almanya Birliği'ni sağlama girişimlerinde bulunmuş, önce 38 devletten oluşan Alman Konfederasyonu kurulmuş ve 1817'ye dek 2 yıl boyunca açlık kıtlık dönemleri yaşamış, yüz binlerce insan telef olmuştur. 18. yüzyıl Almanya'sında meczupluğa kadar gelen gizemcilik at oynatıyor, akıl dışı eğilimler ve yaşantı biçimleri has safhada toplumu etkilemeye son sürat devam ediyordu. Toplumun aklını yitirdiği Almanya'da karanlık bir dönem yaşamıştır bu yıllarda. Alman aydınlanması daha çok yumuşak şekilde gerçekleşmiş ve derin bir Fransız aydınlanması hayranlığıyla şekillenmiş olmakla beraber kendisinde bir filozof kral olan Friedrich yönetiminin reformları üzerinden şekillenmişti. Hareketin kendisi mesela dine büsbütün karşı çıkmaktansa dinle uzlaşmaya yönelmiş, idealizmi ve romantizmi felsefelerin harmanında farklı bir derinlik kazandırarak devleti bu şemalar üzerine inşa etmişti. 24 Ocak 1712'de doğan Alman filozof kral 2. Friedrich kötü Almancasını sadece komuta vermek ve askeri azarlamak için kullanır. Taptığı adam mürşidi Voltaire'e öykünerek Fransızca yazar ve konuşurdu. Aydınlanma döneminin Fransız filozofu Voltaire ile mektuplaşır. Büyük müzisyen Bach ile arkadaşlığı, ondan aldığı flüt dersleri, edebiyat, tarih merakıyla farklı bir karakter çizen bir filozoftu Alman kral 2. Friedrich. Orduyu güçlendirmek için her yerde uzun boylu askerler devşirir, memleketi sanayileştirmek için akıllıca tedbirler alır, Fransa'nın attığı bütün protestanları Almanya'ya doldurur ve mühendis, öğretmen, filozof, hekim, eczacıları bu ülkeye getirmişti. Fransa'dan gelen John Dunn, Friedrich'in hocası olmuş ve kısa zamanda askeri bilgisiyle bir komutana lazım olan cesaret yanında Latince ve edebiyatta da onu eğitmiştir. Genç kral 1740'da babasının ölümü üzerine 28 yaşında tahta geçtikten sonra 2. Friedrich
Bu süreçte asker sayısını birkaç misli artırarak orduları iyi yönetmiş, kale, kuşatma, fethetmedeki ustalığıyla, sert disipliniyle, düşmanı dağıtmadaki başarısıyla Prusya onun sayesinde büyük bir devlet haline gelmeyi başarmıştır. Reformlarla diğer ülkeleri etkilemiş, 7 yıl savaşlarında Avusturya, Rusya, Fransa ve İngiltere ile birlikte 5 büyük Avrupa gücünden biri olmuş, Türklerle eskiden beri devam eden Alman dostluğunu da muhafaza etmiştir. Okul sayısını artırmış, filozof kral 2. Friedrich, patatesi Almanya'ya sokmuş, köleliği kaldırmış, porselen kumaş üretimine önem vermiş, yurttaşlarla etkili işbirliği içerisinde onları koruyan büyük bir güç haline gelmiş ve yarım asra yakın 46 yıl boyunca büyük başarı ülkesini yönettikten sonra 1786'da 75 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Filozof kral, Alman kral 2. Friedrich. Immanuel Kant 1724'te doğmuş, büyük Alman filozofuydu, 1801'de öldü. Aydınlanmanın ideallerini tutarlı ve kararlı biçimde ortaya koyan Alman filozof olarak varlık sorunu tartışmada fenomen olarak görünen varlık anlayışıyla konulara yaklaşarak bilim temelli bir felsefe geliştirmede başarılı olmuş, metafizik kurgulardan kaçınarak Alman devletinin gelişmesinde önemli bir filozof olarak idealizmi yeniden oluşturmuş ve burada devlet sistemine de katkıları olmuştur. Siyasi tarih açısından Prusya şansölyesi Bismarck'ın katkılarıyla Almanya'nın siyasi birliği 1871'de en sonunda sağlanmıştır. Siyasi birliğin sağlanması sonrasında Prusya'nın Fransa'dan Alsace-Lorraine bölgesini alması Paris saldırısı sonucu iki ülke arasında ilişkiler bir hayli tekrar gerilmiştir. 1871-1914 yılları arasında nüfus 41 milyondan 67 milyona fırlamış, kasaba ve şehirler gelişmiş, sanayileşmiş, sosyal gelişme yaşamıştır. Bilinen modern Almanya 18 Ocak 1871'de Prusya'nın düzenlemeleriyle Versay'da kurulmuş ve bu yeni imparatorluğu Hohenzollern hanedanı yönetmiş ve Berlin'i başkent yapmıştır. 1871'de ekonomiyi düzeltir gerekçesiyle çok yüklü kağıt para basılarak piyasaya verilmiş ve hiperenflasyon patlayarak 1873'te büyük bir ekonomik çöküş yaşamıştır. 1861'de şansölye Bismarck ekonomik krizlerden bunalan halkı rahatlatarak zengin yoksul arasındaki uçurumu kapatmak için sosyalist düzenlemelerle ülkede bir sosyal devrim yapmıştır. Yeni imparatorluk Avusturya'yı toprakları dışında bırakmış, 1884'ten itibaren de Almanya Avrupa dışında sömürgeler kurmaya başlamıştır. Almanya sömürgecilik politikası gereği Afrika'nın diğer Avrupa ülkeleri tarafından paylaşılmasına katılmak istemiş ve Berlin Konferansı ile Avrupa'da önemli güçler Afrika'yı paylaşmıştır. Bütün bu gelişmelerden sonra Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın 1914 Haziran'da suikaste uğramasıyla Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş ve burada Almanya, Osmanlı güçleri beraber ittifak halinde Fransa, Rusya, İngiltere'ye karşı savaşa girmişlerdir. Fakat 4 yıllık savaşın sonucunda Amerika'nın da devreye girmesiyle savaşı İngiltere, Fransa, Rusya ittifakı kazanmıştır. 1871-1918 yarım yüzyıl süren Alman İmparatorluğu dönemi sonrasında 1918-19 Alman devriminin başarısıyla Almanya Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda yıkılan imparatorluğun yerine cumhuriyet kurulmuştur. 1918 yılında Alman Komünist Partisi kurulmuş ve Alman İşçi Partisi Ocak 1919'da kurulmuştur. Cumhuriyet ismini Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkması sonucu Milli Meclis'in anayasayı oluşturmasıyla almış ve bu dönemde Almanya sırasıyla 1815-1866 Alman Konfederasyonu iken 1871-1918 arası Alman İmparatorluğu, 1919-1933'e kadar Weimar Cumhuriyeti ve 1933-1945 3. İmparatorluk olarak isimlendirilmiştir. Hitler, tarihe büyük bir kara leke olarak geçecek olan 6 milyonu Yahudi olmak üzere 11 milyon insanın ölümünü emreden bir aktör olarak bu yıllarda sahneye çıkmış ve kendisine bağlı bir tek adam sistemine dayalı organizasyon kurarak Birinci Dünya Savaşı'nın intikamını almak için hazırlıklar yapmıştır. Polonya'ya saldırmış, İngiltere ve Fransa seyirci kaldığından dolayı İkinci Dünya Savaşı burada patlak vermiştir.
1933'te Hitler Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin de muhalefetiyle rağmen ortaya çıkmış ve daha sonra güçlü hitabetiyle, küresel organizasyonunda katkılarıyla gittikçe güçlenerek Almanya'nın tüm gücünü ele geçirmiş ve bütün Avrupa'yı neredeyse işgal ettikten sonra 1942 baharında hızla ilerleyerek Rusya'ya doğru yönelmiş, St. Petersburg'u kuşatmıştır. Moskova'ya büyük bir saldırı düzenlemiş ve 35 kilometreye yakınına kadar gelmiştir. Her taraftan saldırıya uğrayan Sovyetler'de büyük bir tahribat yaşanmış, 10 milyon Sovyet askeri öldürmüştür. 5 milyon ise esir düşmüştür. 13 milyondan fazla sivil de burada hayatını kaybetmiştir. Hitler 1933'te iktidara gelmiş, 1941'de Fransa ve Avrupa'nın büyük bölümünü ele geçirmiştir. Fransa'nın 500 savaş uçağı varken Almanya'nın tam 8 katı olarak 4000 savaş uçağı sanayisiyle kurmuş durumda üstünlük sağlamıştır. İngiltere'ye saldırmış, İngilizler 650 uçak zayiat vermiştir. Haziran 1941'de Hitler uçaklar ve 3 milyon askerle Rusya'ya saldırmıştır. Aralık ayı geldiğinde ülke soğuktan buz kesmiş ve Hitler'in 1.3 milyonluk Alman ordusunun büyük bölümü burada ölmüş. Sadece 100 binlere ulaşan orduyla Hitler Almanya'ya ordusu geri dönemmiş ve işler tersine dönmüştür. Bu kez Rusya saldırarak Berlin'e girmiş ve Berlin düşmüştür. Adolf Hitler de akıl hastası bir adam olarak intihar etmiştir. 8 Mayıs 1945'te de Fransa'daki Alman ordusu Amerikalı Eisenhower'a teslim olmuş ve 2. Dünya Savaşı bu şekilde sona ermiştir. 1949'a kadar işgal altında kalan Almanya, Sovyetler ve Amerika'nın paylaşımı sonucunda Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış. 1870'lerde Batı Almanya'nın ekonomik atılımları dünya literatürüne Alman modeli olarak geçmiştir. 1953'te büyük bir işçi grevi ayaklamalar yaşanmış. 1955'te işgal durumu resmen sona erene kadar seçimlerde Köln eski belediye başkanı Adenauer şansölye seçilmiştir. 1963'e dek bu iktidarda kalarak Adenauer'un yönetiminde ekonomik mucizeye önderlik eden bir gelişme dönemi yaşanmıştır. 1961'de toprak reformu gerçekleştirmiş. 1967'de öğrenci protestoları doruk noktasına ulaştıktan sonra Willy Brandt şansölye olmuştur 1969'da. 1974'te istifa etmesi üzerine yerine sağ kanattan Helmut Schmidt geçmiş. 1983'teki seçimde Helmut Kohl iktidara gelene kadar ülkeyi o yönetmiştir. 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılarak 1990'da Batı ve Doğu Almanya tekrar birleşerek yaklaşık 40 yıl sonra günümüzdeki Almanya Federal Cumhuriyeti böyle kurulmuştur. Geçmişte yüzleşme konusunda atılan ilk büyük adımın altında ise Sosyal Demokrat Başkan Willy Brandt'ın imzası vardır. Almanya'nın 4. Cumhurbaşkanı Walter Scheel 1975'te yaptığı bir konuşmada ise Almanların tarihi sorumluluğu bakışı açısından büyük bir değişimi yaşadıkları gözlemlenerek savaşın sona ermesinden 30 yıl sonra Alman Cumhurbaşkanı 1933-45 arasında yaşananlardan dolayı bir kuşağın toptan sorumlu olduğunu kabul etmiştir ve büyük bir yüzleşme ortaya çıkmıştır. 1980'li yıllara gelindiğinde 8 Mayıs'ın hangi kategoride ele alınacağı konusunda yaşanan tartışmalar yoğunlaşmış ve Weizsäcker 1985'te savaşın sona ermesinin 40. yıl dönümünde yaptığı konuşmada biraz daha ileri giderek Hitler'in Ocak 1933'te iktidara gelmesiyle her şeyin başladığını ve bu kötülüklerden o dönem yaşayan halkın da sorumlu olduğunu vurgulamıştır. Almanlar büyük bir yenilgiyle kaybettikleri 2. Dünya Savaşı'nın etkilerinden ve bunun ardından başlayan işgal güçlerinin kontrol zincirinden kurtularak özellikle 1960'lardan sonra atılım yapmışlar ve 2000'li yıllara kadar büyük bir ekonomik gelişme dönemi sergilemişlerdir. 1990'larda Almanya gayri safinin %2.8'i askeri harcamalara ayrılırken 2005'te bu oran %1.4'e düşmüş ve sanayileşme kalkınmaya ağırlık vermiştir. Helmut Schmidt 1974'ten 82'ye kadar Almanya şansölyesi olarak görev yapmış Alman sosyal demokrat politikacıdır. Ondan sonra gelen Helmut Kohl 1982'den 98'e kadar 16 yıl boyunca Almanya şansölyesi olmuş, başarıyla yönetmiş. 1973-98 arasında Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri olarak 16 yıl lider olarak damga vurmuştur. Gerhard Schröder
1990'dan 98'e kadar 8 yıl Saksonya Eyalet Başbakanı olmuş. Ekim 98'de Nisan 2005'e kadar 7 yıl boyunca da Almanya'nın 7. Başbakanı olmayı başarmıştır. Angela Merkel fizik profesörü altyapısıyla 2002-2005 yılları arasında muhalefet lideri, 2000-2018 yılları arasında Hristiyan Demokrat Birliği lideri ve 2005-2021 arasında ise tam 16 yıl boyunca Almanya şansölyesi olarak başarıyla görev yapmıştır. Evet, Almanya tarihi incelememizin sonuna geldiğimizde bu uzun videomuzda 350 bin kilometrelik yüz ölçümü Türkiye'nin yaklaşık 3'te 1'inden biraz büyük olan Almanya 84 milyonluk nüfusu ile dünyanın Amerika, Çin, Hindistan, Japonya'dan sonra 5 trilyonu geçen ekonomisiyle 5. gücü olarak Avrupa'nın en büyük ekonomisidir. Ve halen Avrupa Birliği'nin de en büyük ortağı durumunda ithalatıyla, ihracatıyla, sanayisiyle, üretimiyle Almanya'nın Avrupa'daki Amerika olduğunu ve Amerika'nın Avrupa'daki gücü olduğunu açıklıkla görebilmekteyiz. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle savunma harcamalarını sıfıra indiren Almanya büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak